Dikkat ediniz. Milli Görüş 97 yılında Süleyman Demirel gibi bir insana D8'i kurdurtturmuştur. Milli Görüş Mısır'da Hüsnü Mübarek gibi bir insana D8'i kurdurtturmuştur. Milli Görüş İran'a D8'i kurdurtturmuştur. Bugün Bangladeş'te Molla'yı, mücahitleri idam eden Hasina hükümetine Milli Görüş D8'i kurdurtturmuştur. Buradan ne çıkarıyorum? Türkiye'ye kim hakimse İslam dünyasına onlar hakimdir. Eğer Türkiye'de işbirlikçi yönetimler değil de Milli Görüş iktidara gelirse, Saadet Partisi iktidara gelirse milletimiz görecektir ki bu topraklardan batıya el çektirilecek. Dolayısıyla savaş kalmayacak, kargaşa kalmayacak, kavga kalmayacak. Biz İslam birliğini kurarak kendi sorunlarımızı kendimiz çözeceğiz. Eğer biz Amerika ile işbirliği yapmaya devam edersek bu topraklardaki akan kanın, akan gözyaşının durması asla mümkün olmayacaktır.